Bu otel grubuna dair ben iyi ne yapabilirim? Farklı duran ne yapabilirim diye düşünmüştüm. Ne kadar fazlalık koymaya çalışsam hep geri tepti. Ve olması gerektiği kadar bir şey koymam ve filmi de ona göre tasarlamak gerektiğini anlamıştım. Mesela benim çalışma biçimime, olaylara yaklaşım biçimime ilham verdi burası. Daha önceden ufak detaylarla çok boğuşurdum. Çok fazla üzerine gider ve onun mükemmel olmasını beklerdim. Ama sanırım mükemmellik dediğimiz şey her şeyin mükemmel olması anlamına gelmiyor. Bazı şeylerin oluruna bırakma, ekibine güvenme, çalışanlarına güvenme, yönetme olarak yeri geldiğinde 100, bazen 60, bazen 150 kişiyle, farklı sanat alanlarıyla uzmanlaşmış kişilerle çalışmak durumunda kalıyorum. Yani her şeyi de kendiniz bilemezsiniz. Bunu geçirmeniz lazım karşı tarafa. Herhangi bir çekim yapacağım barut otellerine gittiğimde fark ettiğim şey bu yönetim anlayışıydı. Yani her şey olması gerektiği kadar, daha fazla değil. Aşırıla yer yok. Bazı konularda evet aşırı olabilir ama başka konulardaki sadelik bunu mükemmel bir denge haline getiriyor. Bir yin yang oluşturuyor. İki ay önce işte İstanbul'da bahar geldiğinde ormana gittik. Bitkiler açmış, işte ağaçlar yavaş yavaş canlanıyor. Ondan sonra ve böyle inanılmaz temiz, taze bir hava var etrafta. Çok güzel çiçek kokuları var. Mavi, küçük kızım dedi ki, burası tıpkı barut otellerinin lobisi gibi kokuyor dedi. Ondan sonra ben yani böyle yürürken söyledim. Bir çok şaşırdım. Hayatımız çok sıkıntılı olabilir. Bir sürü engel olur tıpkı senaryoda kahramanların başına gelen. Bin bir türlü engeller gibi. Ama başka bir olasılık daha var gerçekten. Güzel bir olasılık. Kendinize döndüğünüz, kendinizden güç aldığınız. Bunu öyle çok büyülü bir olasılık. Ve asla sonu gelmeyen. Zaman geçtikçe daha büyük keşifler yaptığınız, daha büyük deneyimleri, daha büyük sadelikle icra ettiğiniz bir süreç aslında.